Adventure İstanbul'dan herkese merhaba. Half Moto'ya geldim. Bir şeyler çekelim, bir vlog çekelim istiyorum. Bir test yapalım istiyorum. Bugün ya içerisi makina dolu. Hani diyor şeyde diyor ya Kolpaçina'da galericiler, pırlantacılar, içerisi Şampiyonlar Ligi gibi. Hakikaten içerisi Şampiyonlar Ligi gibi abi. Böyle Triumph'lar, GS'ler, K1600'ler, MV Agusta'lar böyle yok yok. M1000 ararlar, S1000 ararlar. Ya dedim kardeşim böyle hani garibanın yüzünü güldürecek bir şey yok mu? Bunların hepsi 800, 1 milyon. Öyle en azından gençlere hitap edecek bir şey olsun. Bir baktım ki 390 Dük var abi. 390 Dük vakti zamanıyla benim de ilgilendiğim bir makinaydı. Böyle şehir içinde gençlere hitap eden, güzel, sağlam, hani piyasası da olan görece olarak böyle alıp satabileceğiniz başlangıç motoru olur. Efendim başladıktan sonra ikinci basamak olabilir. Her anlamda güzel seçenek. E malum yani Honda'ya, Yamaha'ya bilmem neye gittiğinizde zaten stok yok. Hani sıraya yazıl, yok kara borsacılara 30-40 bin lira yedir. En azından KTM'nin güzelliği böyle bir bugünkü euro kurundan parayı yatırdığınız zaman gelen zamlardan da etkilenmiyorsunuz. Şöyle biraz makineden bahsetmem gerekirse White Power'ın böyle ters maşaları var, güzel. LED far, LED sinyal, TFT ekran. Efendim TFT ekranı 2022'de model olduğu için çip krizinden dolayı Bluetooth bağlanamıyormuş. Onun haricinde makinenin bir eksiği yok. Hani böyle boya kalitesine falan bakıyorum. Karenajı marenajı çok güzel. Avrupalı yani ucuz hissettiren bir şey yok. Tabi motorun üzerinde bir takım aksesuarlar da var. Böyle işte gidon topuzları, efendim burada bir basamaklar, bir şeyler, stickerlar. Metal plakalık var. Katlanır mı bu? Katlanır değilmiş. İyi, kanunsuz bir şey yok. Koruma demiri var, güzel. Kalan detaylarına yolda bakacağız tabii, gidişine, duruşuna falan. KTM benim hani bugüne kadar hiç aldığım bir marka olmamış olsa da hep böyle çizgisini takdir ettiğim çok büyük dünya devi bir Avrupalı. Dediğim gibi bu stok mutok işlerinden de tüketicilerini mağdur etmiyorlar. Hani satış sonrasında tamam Japonların veya bir BMW'nin gösterdiği kaliteyi gösteremiyor, onu da biliyoruz ama nasıl gösteremiyor? İşte parça bulmakta veya efendim ikinciye satarken zorlanma gibi durumlar evet olabiliyor. Ama benim çevremde KTM binenlerden bakıyorum, işte ekran su aldı ama gittik ilgilendiler. İşte üçüncü vitese geçmiyordu, gittik ilgilendiler gibi şeyler de duyuyorum. O yüzden hani iyi seçenek olabilir özellikle böyle genç kardeşlerimiz için. Motorla ilgili birkaç teknik detayı da burada firma yetkilisi Selahattin Bey aktaracak. Selahattin Bey merhaba. Merhabalar. Şimdi bu 390 Dük kaç silindir, nedir, ne değildir? Yani tek silindir. My Little Pony beygirde 44 beygir. Ne beygiri? My Little Pony. Ne demek o? Onu burada söyleyemiyoruz. Nerede söyleyebiliyorsun? Söyleyemiyoruz şu an. Şu an söyleyemem onu. 44 beygir. Normal insan beygiri ne kadar? O da 44 ama onu söyleyemem yani. My Little Pony beygirini söyleyemem. Ha. 44 beygir ama. Genel olarak. Ya genel sıvı soğutmalı diyeyim. Onun dışında güzel bir beygir. Tek silindir. 37 Nm torku. 37 Nm torku var. Quick shifter falan var mı? Yok. Quick shifter yok. Traction? Bunda yok. Bunda yok. Traction da yok. Bunda yok. Traction yok bunda. Kaydırmalı debriyaj var. Kaydırmalı ABS var. ABS var. Ama traction yok. Özür dilerim. Traction yok. Tekene gelir yani. Abi tabii her türlü. Siz yapıyor musunuz? Yok ben karşıyım. Ben illegaliteye karşıyım. Ha anlıyorum. Anlıyorum. Bu neymiş abi? Güzel bir motor. Bu da 690. Ooo. Bu da bu da güzel makine ama bunu buralarda test edersek ziyan olur ya. Bunu bir virajlı yola götürmek lazım. Neyse biz konumuza dönelim. Şunun bir dalına bakalım. Videonun devamında görüşürüz. Hoşça kalın. Şu M1000 RR'a binebiliyor muyuz? Daha şey değil, plaka falan çıkarmış. Ha plakası yok. Ulan plakası olsa da binmem. Plakası olsa da binmem. Bu nedir ya? Ayaklanıp gidecek gibi duruyor ha. Vallahi. Hiç görmemiştim M1000 RR. Bir yaşıma daha girdim. Evet. Aslında geçen hafta bu 390 videosunu çekmiştim. Sonra sürerken baktım ki ses çok kötü. Çok rüzgar sesi almış. O şekilde de yayınlamak istemedim. Hazır buraya gelmişken baktım gene bu motor burada. Dedim abi bir daha baştan çekelim. Sil baştan geçlemek gerek bazen. Hayatı sıfırlamak. Buradan şöyle bir dönüş yapalım. Motor yoldan yeni geldi. Biraz sıcak şey açmış. Fan açmış. Her KTM gibi ısınıyor demek ki bu da. Malum çıplak motor abi. Çıplak motor ne oluyor? Rüzgar alıyor. Cam yok. Bir şey yok. Bu motor başta da dediğimiz gibi başlanır da ikinci basamak da olur. İkisi de olur yani. Piyasası olan makina.
arkasındaki distribütör iyi. Ne, evet duyuyoruz ya işte ekranımız su aldı şu bu. Genelde bu anlamda problem yaşayanlar bayiler aracılığıyla problemlerine çözüm buluyorlar. Onları da duyuyoruz. Bizim Zeki Hoca da KTM'cidir. KTM büyük bir grup aslında. Tek KTM olarak değil, PR Mobility olarak geçiyor. Hatta MV Agusta'nın %25'ini satın aldılar. MV Agusta'ya da böyle bir can verecekler diye ümit ediyoruz yani daha kurumsallaşma adına. Neyse şimdi mevzuyumuzu dağıtmayalım. Güzel böyle dolu dolu bir TFT ekran var. Yeterince her bilgi var burada. İşte böyle akü voltajı, odometre, efendime söyleyeyim range gösteriyor. Yakıt tüketimi bakalım nerede? Trips diyor, data diyor, general info diyor. Motor çok ısınıyor ama ya. Baksana gene fan açtı. Trip 2 diyor. Trip 2 belgeleri. Warning neymiş ya? Warning. Warning'e girilmiyor. Motorcycle diyelim. ABS modu vardı. Setting. Yakıt tüketimini bulamadım. Motorun böyle ergonomisi falan çok iyi abi. Kutu gibi oturuyorsunuz böyle. O anlamda çok güzel tasarlanmış. Dizlerle motoru sarmak çok kolay. Böyle yani motorla tümleştiğinizi hissedebiliyorsunuz. Böyle benim boylarımda hani 1.75'lerde böyle 75-80 kilolardaysanız benim gibi. Üstünde oluşturduğunuz görüntü de fena olmuyor. Daha biraz böyle kilolu ve uzunsanız biraz hani motordan çok fazla büyük duruyorsunuz. O da güzel bir görüntü olmuyor. Genel olarak böyle boya kalitesi falan, malzeme kalitesi de güzel. Konfor derseniz işte sonuçta bu bir çıplak cadde makinesi. Yani çok böyle pofidik pofidik olmasını da beklemezsiniz. Ama şehir içinde üzmeyecek, yormayacak bir konforu var. Onu da söylemeliyim. Şanzımanı falan oldukça güzel. Debriyajsız tıkır tıkır vitesleri geçiyor. Frenler nasıl derseniz, frenler de gayet mükellef güzel duruyor yani. KTM'de zaten ben kötü fren pek görmüşlüğüm yok bugüne kadar. 125'liklerindeki dahi böyle güzel fren oluyor yani. Frenleri güzel tutuyor. Dengesi, efendime söyleyeyim, kıvraklığı da şurada şöyle bir trafik yokken tam tur dönüş yapayım dedim ama trafik var maalesef. Şu arabalar geçtikten sonra yapalım. Bakalım şu düz mü gidecek, ne yapacak? Hani sinyal vermediğine göre düz gidiyor olması lazım. Evet, böyle yani manevrası falan da oldukça güzel. Geçenlerde motosiklet arenası Batuhan video için çağırmıştı bizi. Onun biliyorsunuz bir Gymkhana parkuru var. O parkurda işte dönüyorlar ediyorlar. Zamana karşı yarışıyorsun. Bir Dük 200 motor almış oraya böyle bu işleri yapmak için. Hani herkes aynı motorla yarışsın ki ona göre kıyas yapalım, zaman kıyası diye. Bana dedi, sen de dedi istersen Dük'le dön abi falan. Abi bir bindim böyle bir şey geldi, tuhaf geldi. Zaten böyle çok aşina değilim cadde makinalarına, çıplak makinalara. Dedim kardeş yok yani bırak bununla parkuru, ben şu an bununla hani durup kalkamam bile, çok tuhaf geldi, çok küçük geldi falan. Ben dedim en iyisi kendi makinamla yapayım ne yapacaksak. Ama bunda o hissiyatı yaşamadım. Bu biraz da gerçi eski modeldi. Ondan mı acaba bilmiyorum. Hani bunu kullanmakta bir zorluk yaşamadım. Ya tık ulan geçen hatırlıyor musunuz? Geçen günkü videoda 10 dakika neredeyse bu ışıkta beklemiştik ya. En son lanet olsun deyip kırmızıda geçmiştim yani. İnşallah burada da öyle olmaz şimdi. Işık bozuk mudur nedir abi bilmiyorum ki ya. Yani bozuk değilse de saçmalık derecesinde bir uzun sürüyordu. 390 güzel. Isınıyor fakat hani bacağa bir sıcak verme var mı derseniz yok. Öyle bir şey hissetmedim. Sürekli fan açıyor. Gerçi işte fan açması da aslında kötü bir şey değil tabii ki. Yani sonuçta fan açıp alet soğutuyor. Bloğu soğutuyor yani. Bunda anlamayacak bir şey yok. Hani genelde fan açınca insanlar o abi fan açıyor bu. La oğlum açıyor ki soğutuyor işte. Soğumayıp da ne yapsın alet yani. Motor güzel duruyor abi. Zınk diye duruyor yani. Gene 390 konusuna geri dönecek olursak 390'da o seviyede motor yok ya. Hani o sınıfa bir şey üretilmiyor maalesef. Hani bir Dominar var. KTM grubu var. Swart Plan tabii gene aynı blok üzerinden 401 falan. Bu arada Half Moto'da Swart Plan de vardı da 0 kilometreymiş. Ya dedim bineyim mi binmeyeyim mi? Aslında çok merak ettiğim bir makine. Eğer siz de merak ediyorsanız yorumlarda yazın. Bir dahaki testi Swart Plan yapalım ya.
Swart Blend 401. O zaman bizim Zeki hocalar 250'liğini test etmişti ve çok beğenmişlerdi. Böyle bir 250'lik karşılaştırma yapmışlardı. Swart Blend'i anlata anlata bitiremiyorlardı. 400'lüğü bir nebze daha böyle güçlü güzeldir. O makinede anlam veremediğim böyle bir dişli lastikle geliyor. Onu bir bilmiyorum niye öyle. Ve gayet makul, mantıklı yani. Fiyat bandı olarak bu sınıfta zaten bir şey yok. Bunun bir altına Japon'da ne var diye bakarsanız MT25, işte CB250R. Zaten liste fiyatından bulmanız mümkün olmadığı için bu anlamda Dükler, İşte efendim Swart Blend'ler böyle bir mantıklı duruyor bence yani. Denenebilir. Swart Blend gene bir derece satması zor olabilir. Çok Türkiye'de Skorna piyasası malum. Çok hareketli değil ama ben yıllardır takip ettiğim kadarıyla hani Dükler her zaman alıcısı olan, ikinci elde satılan, satış sonrasında da parçası bulunabilen, yürüyen bir motor yani. Tabii bir Japonlar derken Yamaha Honda kadar parçası falan tabii ki yoktur ama hani gene de üzmez adamı. Avrupa'da da yaygın yani, ben de gittiğim yerlerde çokça görmüştüm KTM Triumph. Görüyorum. Bazı markaları hiç görmüyorum mesela. Bu gördüğüm markalardan. Gerçekten beğendim. Hani bu sınıfa hiç ilgim olmamasına rağmen şehir içinde mantıklı mı? Mantıklı. Scooter yerine ben genelde şehir içinde biniyorsam abi scooter'a binerim kafasındayım ama hani bu hem biraz ihtiyacın olduğunda güç de sağlıyor sana görece olarak. Hem de böyle havalı da. Hani genç kardeşlerimiz tabii iyi de gözükmek istiyorlar. Bir yere çektiklerinde motorları dikkat çeksin istiyorlar. Haklı olarak yani. O yaşlarda en çok saçımızla başımızla uğraştığımız yıllar. Hatırlayın lisede o jöle sürdüğümüz yıllarda. Yanımızda okula jöle götürürdük ya. İyi gözükmek için abi. Çünkü o yaşlarda o lazım. Hani belli bir yaştan sonra özellikle erkekler evlendikten sonra o işleri biraz salıyorlar ya da salmak zorunda kalıyorlar. Çünkü salmadığın, kendine çok dikkat ettiğin zaman bu sefer ya hayırdır sen böyle kendine bakmazdın falan filan. Ama genelde de o denklem de doğru yani, söyleyeyim. Hani evli bir erkek durup dururken hiç böyle huyları yokken gideyim kıyafet alayım, üst baş alayım, yeni bir parfüm alayım, saçıma bir şekil vereyim falan diyorsa o işin içinden bir iş çıkabilir. Abi konuyu nereye getirdin diyeceksiniz. Vallahi konu oraya geldi be, bilmiyorum yani. Böyle olsun istemezdim. Klasiktir, videonun sonuna geldiğimizde böyle hani nesi iyi, nesi kötü, neyini sevdin, neyini sevmedin diyecek olursanız. Gidişini, duruşunu ve ergonomisini çok sevdim. Üzerinde böyle ilk defa bindiğinizde hani bütünleşme başlıyor. Neyini sevmedik derseniz böyle çok bir fan açıyor, adamın canını sıkıyor. Hani böyle bir hararet yapacakmış hissiyatı. Başka neyini sevmedik? Düşünüyorum. Çok dikkatimi çeken, sevmediğim taraf hakikaten çıkmadı. Uydurmak zorundayım şu an 3'e tamamlamak için. Sele konforunu sevmedik diyelim. Bir de ekranda daha fazla bilgi olsaydı daha iyi olabilirdi falan diyeceğim ama bu sevmediğim yönleri tamamen uydurdum. Genel anlamda beğendiğim bir makine oldu çünkü. Konuyla ilgili yorumlarınız veya soracağınız şeyler varsa siz de lütfen yorumlara yazın. Konuşalım, anlaşalım. Buradan da Half Moto'ya tekrar fazla fazla teşekkür etmiş olalım. Böyle test motoru anlamında bizi hiçbir zaman üzmüyorlar. Hatta bazen kendi mesaj atıyor. Nuri bak bu makineyi sen çok soruyordun, elimizde var. Gel bir tane bak al bin gibisinden. Kendilerine tekrar teşekkür etmiş olalım. Eymen de orada MT10'a biniyor bak. Bak bak. Nerede bir psikopat makine var ona biniyor. Ne yapıyorsun? He? İn herhalde mi motorumdan? Adventure İstanbul'dan bugünlük bu kadar. Hoşça kalın efendim.